yaptınız? Nasıl geçti? Çok rahatım. Hiçbir problem yok yani. Hiçbir şey yok Hiçbir yani. Hiçbir sıkıntı yok. Bütün Almanya'dan kuzenim gelmiş. 9 yaşında yemeğe çıktık biliyorsun çocukla. Hiç tanımadığın birisi aradı mı mesela? Yo, veya tanıdığın hiç... birisi telefonla seni aradı mı? Yok aramadı. Ece'yi kesin biri aramış. Seni aradı mı? Yok. Seni aradı mı? Beni aradı. Kim aradı? Hepinizde selamı var. Özellikle Bilal'e, yapımcıya. Yani tabii güldüme bakmayın artık. Birazcık sinirim geçtiği için de gülüyorum. Çünkü çok da ciddi alınacak da bir mevzu değil. Murat Başoğlu. Dün hastaneye gittim. Biliyorsunuz ayağımla ilgili bir sıkıntı var. Onu yazdım. Evet. Seyirciler biliyordur. Evet. Taksideyim. Hı-hı. Telefonu açtım. Alo dedim. Bir anda hayatımda duymadığım küfürler, ağza alınmayacak küfürler ve ben Murat Başoğlu'yla aynı dizide yıllarca oynamışım. Sapıklığına, manyaklığına, ruh hastalığına rağmen burada geçmiş olsun dileğinde bulunan da tek insanım ve tepki aldığımı biliyorsunuz bu durumdan dolayı. Evet. Ne seni aradı, ne seni aradı, beni arıyor. Beni aradığından bir gün evvel de Bilal çok özür diliyorum. Kulağıma sakın hiçbir şey söyleme, yönlendirme de beni bu konuda. Ben bunu izleyicilerimize herkese de açıklamak zorundayım. Elimizde çünkü görüntüler de var. Oo. Beni aramadan bir gün evvel Bircan kanalı geliyor, kanala geliyor, Beyaz TV'ye geliyor. Evet, evet. Silahla geliyor. Ve üç tane kurşun koyuyor masaya. Biri Nihat Doğan'a diyor. Biri Bircan'a diyor, biri Ece'ye diyor. Allah Allah. Diğer içindeki kurşunla da silahla da Bilal müdahale etme kulağıma söyleyeceğim. Gerçekten söyleyeceğim. Silahı ağzına dayıyor Bilal'in. Ve Bilal gerçekten acıdığı için, üzüldüğü için bunu ağlayarak da yapıyor. Bitmiş bir adam var karşıda Nihat. Ondan dolayı da acıyor. Ama dün yaptığın hareketi Murat Başoğlu, bizi izlediğin belli zaten. Bir daha yaparsan beni o son 69 sinirden şu an. 69 çok bak gene sakinleşmiştim gene geldiler. 69 numaralı telefondan bir daha ararsan, bir daha anneme, babama, bana küfredersen, bu masadakilere küfredersen bütün ekip, bütün Beyaz TV ailesi olarak savcılığa gideceğiz. Sen kimsin ya? Silahla kanal basmalar, beni aramalar. Sen niye bir canı mesela nasıl bir cesaretin yok? Buradaki en ağır lafı sana bir cana niyat etti mesela. Yine ederim. Yine de ederim. Yine ederim. Yine ederim. Hayır, yine bıraksın bak o işleri. Hayır niye arama cesareti? Yine ederim. Yok. Çünkü ben kimseye hak ettiğinden ne bir gram fazla ne de bir gram eksik bir şey söylerim. Hayır niye aramadı? Ne bileyim yüreği varsa beni arasın. Arasın abi. Ececiğim arayamaz arasın. Beni. Bendeki konuşmaları ben çıkartırsam bir daha insan içine çıkamaz çünkü. Peki Bilal görüntüleri çıkartırsa silahla kanal bastı. Ne demek bastı? Silahla şey basmak ya? Özrü kabahat benim. Sizin haberiniz var mıydı bundan? Bunu şimdi ilk kez senden duyuyorum. Bir kurşunu tane bana... biliyor musun? Hayır. Bir bana bir Nihat'a bir sana kurşun mu getirmiş? Çünkü ben dün Bilal'i aradım. Bilal dedim beni böyle tehdit etti. Savcılığa ver dedi. Sonra düşündük gerçekten karşımıza acınacak bir adam var. Nesini ve acıyacağım? Şu, buradan da söylüyorum hani başıma bir şey gelirse aynı şey ben de söyleyeceğim Ece. Yani tırnağın taşa takılsa benim anlamadım. Murat Başoğlu. Hayır benim anlamadım. Evet. Bu kadar her kendi yeğeniyle her türlü pisliği yapan adam. Hı. Tamam mı? Ondan utanmıyor da. Ulu orta denizin ortasında teknede insanların gazetecilerin göreceğini çekeceğini bile bile. Hı. Artık nasıl bir fantazi yaşıyorsa. Hı hı. Tamam mı? Karısını orada bırakıyor. Karısı da bir enteresan. Belki şu an beraberlerdir vesaire. Onu da bilmem yani. Ama bütün gazeteler her yer yazmış, çizmiş, etmiş. Tamam mı? Ondan utanmıyor. Bundan hiçbirinden utanmıyor. Hı-hı. Hala sokağa çıkıyor. Ama burada onunla ilgili bir intihar iddiası masaya yatırıldığında bir anda namuslu, şerefli, haysiyetli efendime söyleyeyim bir adam olup gelip burada bizi mi tehdit ediyor? Bir de en acıyan bendim ya. İzleyici de yazmış şimdi. En üzülen bendim. Yani beni herhalde sahipsiz mi gördü? Hani çocuğuyla baş başa. Bu kadına sahip çıkan öyle yok. Öyle de bir dünya yok. Hani kardeşim. Böyle bir şey mi gördü benim? Yok ben söyleyeyim bak. Ben buradan söyleyeyim. Benim hayatta en nefret ettiğim işler bu televizyon kolpacılığı. Ben icraat hastayım abi. Ben nefret ederim. Telefonda, televizyonda, telefon kolpacılığı, televizyon kolpacılığı yapmaktan nefret ederim. Story kolpacılığı. Aman story kolpacılığı şimdi evet sosyal medya kolpacılığı da çıktı. Ben istemem abi. Ben icraat hastayım abi. Eğer yürekleri varsa, bak açık söyleyeyim benle ilgili, Ero mermiyi bir şeye koymuşlarsa bu da Nihat ona. Benle ilgili sorunları varsa, bak hep söylüyorum. Benim telefonum burada. Hattın diğer ucunda Bilal Özbilgi benim camiamdaki bütün arkadaşlarım benim numaramı bilirler. Tamam mı?
Herkes bilir. Veya o akıl hocasına gitse. O bilir. Tamam mı? O zaten sizin numaranızı da o vermiştir. Evet. Versin. Evet, arasın benim numaramı nereden? Bak nerede istiyorsan Murat. Nerede istiyorsan. Mekan söyle. Yer söyle. Yer belirt. Mesaj at. Yüreğin yetmiyorsa konuşmaya. Mesaj at. Gelin. Gel bakalım. Bu işler öyle kolpayla olmaz. İnsanları tehdit etmek. İnsanlara mermi göstermek. Kolpadan silahını alın. O mermiyi atacaksın. Ya atmayacaksın ya da o silahı oradan çıkartmayacaksın. Bu kolpaları bırak. Bu kolpaları bırak. Yüreğin yetiyorsa eğer benim adımı verip bu mermiden niyat ona diyorsan benim adımı da beni de arayıp da ne olduğum bellidir. Anladın mı? Bu konunun baş muhatabı ve bu olayları birebir yaşayan biz biliyorsun 2 gün evvel dedi ki Bilal buraya gel gel gelmedi. Şu an telefonun diğer ucunda. Sevgili Bilal hoş geldin. Sevgili Cemal abla. Yani aslında biliyorum konuşmayacaktın ama artık ben de aranınca. Anlatmayacaktım fakat bütün olayları tek tek isterseniz ben anlatayım. Yani en azından kamuoyu bu konuyla ilgili aydınlatsın. Evet lütfen. Biraz durumuna ve haline acıdım. Çünkü oğluyla ilgili bazı şeyleri anlattı ve buraya geldiği zaman bitik bir haldeydi. Şimdi olayın başı şöyle, biz bir istihbarat aldık. Bu istihbarat kaynağımız zaten WhatsApp istihbaratımıza geldiği gibi. Aynı zamanda hastanenin oradaki güvenlik görevlilerinden almış olduğumuz bilgi doğruydu. Saçı sakalı bir ünlüye girmiş, uzamış. İşte kafasına silah dayarken yakalanmış. Ondan sonra elinden zorla o 2 tane bahsettiğimiz silah alınmış. Sonra da hastaneye kaldırılmış, tedavi görmüş. Bu doğru bir istihbarattı. Buraya geldiğimde zaten daha öncesinde bizim bir telefon konuşmamız oldu. O telefon konuşmasında bir sürü küfürler yazdırdı. Bana işte ben delikanlı bir adamım. Bilal kusura bakma işte, ben burada seni de suçluyorum. Neden suçluyorum biliyor musun? Sana bu kadar galis küfürler eden bir adamla ilgili herhangi bir hukuki soruşturma açmaman, başlatmaman, şikayette bulunmaman da senin hatan. Sen bunu yersen, senin belki bak bir şey söyleyeceğim. Senin belki merhametinden dolayı, acımış. Sen acımış olduğun için belki gitmiyorsun ama adam da hani edepli edebinden susar da edepsiz ben susturdum zanneder diye bir söz var ya hani. İşte bu edepsizler de bunlar bizden korktu vesaire bilmem ne buralara giriyor. Daha da büyük güç alıp bir canı arıyor. Ece'yi arayıp çoluk çocuk anası baba. Yine uyardım. Dedim ki eğer bu olaylara devam edersen bütün her şeyi artı görüntüleriyle birlikte mutlaka ki anlatacağım ve göstereceğim dedim. Kendi bulunduğum programda. Şimdi isterseniz bir olay anlatayım ben size nasıl olduğunu. Evet içeri girdi evet. Tabii ki burada bağırışmana, çağrışmana, küfürler falan bir sürü şeyler yaptı. Ben yine gayet sakin bir şekilde durdum. Oraya geleceğim dedi. Vuracağım sizi falan dedi. Yani yaparsan yap dedim. Nasıl yapıyorsan yap dedim ve 4 saat sonra buraya geldi. Yani saçı sakalı yeniden kesilmiş ve kolunda bir tane de bant vardı. Hmm. Ondan sonra hastaneden geldi ya da bir yerden geldi belliydi yani. Buraya geldiğinde içeri girdi VIP'e. VIP'te oturuyordu. Ben de yanına gittim. Yanına gittiğim zaman direkt 2 tane silahını çantasından çıkardı ve mermiyi ağzına verdi. Size şunları yaparım. Ağzı alınmayacak bir sürü şey yaptı. Ben yine bütün sakinliğimle durdum, dinledim. Ondan sonra söylediklerini. Sonra aldım. Şeyin kanalının yakınında bir kafeye gitti. Yemek ısmarladım orada ona. Ve sakinleştirdim. Hani olur da oğlu aradıktan sonra bunları ben yaptım yani. Onu da söyleyeyim. Oğlunuz anlattı bana. İşte üzüldüğünü söyledi. Ondan ya Bilal sonra bırak Allah aşkına ne üzülüyor. Üzülen insan Ece'de bir anne, Ece'nin de bir çoluğu çocuğu var. Yani orada da yani kendisinin çoluğuna, çocuğuna, anasına, babasına her türlü küfür eden. Hı-hı. Ya boşver abicim bu adamlara gidin hukuki şeyini başlatın. İstersen biz dinleyelim. 3 tane mermiyi masaya koyduk. Evet. Bunlardan bir tanesi Ece, bir tanesi sana, bir tanesi de bir tanesi Nihat'a, bir tanesi de Bircan'a dedi. İstersen al götür bunları ver dedi. Allah Allah. Bak dedim al onları cebine koy dedim. Ben çok daha fazla silahı çıkarma. Yani ne yapacaksın, ne diyeceksin? Yani sonuçta adalet vardı. Biz adalete güvenen insanlarız. Kalkıp da burada adamı orada başka bir şekilde getiremeyiz. Yani sonuçta sakinleştirdim ve gönderdim. Bunda kalmadı olay. Heyecanı varmış, küfürler etmiş.
Ondan sonra beni zaman zaman arıyor. Yine aynı şekilde devam ediyor. Ama tabii ki çok daha devam ederse bu tarz şeylere ben dediğim gibi soruşturma için savcılığa başvuracak. Bilal, bir de her yerde kamera var Beyaz TV'de. Yani bunları bile bile bu insanın iki tane silahla, tabii bizim güvenliğimiz de onu o kadar bitap ve bitkin görünce acıdı ve hiç arama yapılmamış. Bu da büyük bir yanlışlık olmuş ama hani Murat Başoğlu şimdi geliyor ve tamam sapık ruh hastası ama iki tane silahla gezeceği kimin aklına gelir açıkçası? Şimdi o görüntülerin olduğu gibi aynı zamanda ben onu bir bizim gece ekibine emanet ettim. Bizim araçta zor bir alışveriş merkezinin oraya da biriyle buluşacak, oraya gönderdim. Kameraman orada çekiyor. Kameramana bütün her şeyi anlatıyor zaten. Orada silahlarının olduğunu, gittim silah çektiğimi. Ondan sonra bütün her şeyi anlatıyor ve o kayıtlar bizde duruyor yani. O kayıtlar var. Savcılık ne zaman dilerse ben bu kayıtları onlara teslim edeceğim. Aslında bir itiraf da var yani. Da, buradan İtiraf. Da suç duyurusunda bulunuyorum. Ya kendisine zarar verecek, ya ailesine zarar verecek, ya bizden birilerine zarar verecek bu adam. Evet, suç duyurusu niteliğinde oldu. Boşuna zaten. Boşuna bak, atalarımız boşuna söylememiş. Fazla merhametten de maraz doğar ya işte. Evet, Bilal'in de aslında çok aşırı vicdanlı, aşırı merhametli olmasından dolayı ama işte edepli, edebinden susunca, edepsiz de ben susturdum zannedip, anladın mı? Bilal'i ya susturdum. Ya ben şok şimdi oldum, bir de gerçekten hiç beklemiyorum. Bak burada ölümle tehdit etti Aleni yani. Tüm sapıklığına rağmen Nihat, ben bir geçmiş tek olsun geçmiş dedi. Olsun diye. Hatta yani biz hiç, sana kızdık. Hiçbir insanın ölmesini istemem dedim. Sapık da olsa hani karşılıklı bir istek, istismar var yani, büyü var ama evet. Yani kadın da sapık, anladın mı? Evet. Karşılıklı bir sapık. Bunlar da o kadar şey yaptım ki hani iyi, dedim ki geçmiş olsun dedim. Bircan kızdı bana, Nihat kızdı ya, böyle sapığa geçmiş mi olsun denir dedi. Halk üzerime yürüdü neredeyse ve adam beni tehdit etti bir tek. Bir kadını tehdit edecek kadar omurgasız zaten. Hiç beklemedi, hiç şaşırmadım yani. Hiç şaşırmadım. Tamam, neyse Bilal, bence şey yapın abi, çok fazla da söyleyeceğim başka bir şey var mı hocam? Aynen. İyi, tamam, bunu o zaman yani Ece Erken'i arayıp kendisini ölümle tehdit etmesi, bizi ölümle tehdit etmesi vesaire, bunun mutlak surette hukuki tabii bir yolu canım, öyle olacaktır. Burası hukuki hakkımızı kullanacağız. Ondan sonra bu da burada kalmayacak. Eğer tekrar ediyorum Murat Başoğlu, benimle ilgili bir sorunun, bir problemin varsa beni arayacaksın hemşerim. Kolpa yapmayacaksın bana. Bir silah mermi ona, bir ona, bilmem ne. Tamam mı? Beni arayacaksın. Bana diyeceksin Nihat'cığım burada seni bekliyorum diyeceksin, tamam mı? Ben senin o kayınpederin var ya, kayınpederin. O kayınpederinin kucağında oturduğu, senin kucağındaki ağababalarına papuç bırakmamışım ha. Tamam mı? Kolpacı, çekiyorsan sık öldür lan kendini. Ececiğim sen de yarın bugün avukatına söyle. Hemen o zaten ses kayıtları zaten vardır. Hemen gitsin hukuk hakkını kullan, seni ölümle tehdit etmek, küfürle etmek neyse, gitsin onun da bedelini ödesin. Kusura bakma, burası Patagon kabile devleti değil. Bu ülkede icraat yapacağın için biz yaparız yani. Ama biz hukuka güveniyoruz. Hukukun üstünlüğüne güveniyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir arkadaşlar. O yüzden hakkınızı hukuki yollardan mutlak surette arayın. Arayın ki bazı kendini kaftanın ötesinde gören ahmaklara, anladın mı? Peki, kısa bir reklam arası.